Merhaba, Deli Kafaların annesi Elif ben. Merhaba, benim adım Pia. Merhabalar, ben Fatih Serdaroğlu, Deli Kafaların babası. Merhaba, benim adım Karen. İstanbul'dan kalktık, Şirince'ye yerleştik. Pandemide taşındığımız Şirince köyünde çok güzel bir köy hayatı yaşadık, tam bir sene. Ancak köy hayatı tahmin ettiğimiz gibi ucuz bir yaşam olmadı. Oldukça pahalıya geldi bize. Şehre taşınmaya karar verdik ve şehirde bir ev bulduk. Şirince'nin de bağlı olduğu Efes Selçuk ilçesine bir ofis açtım. Ve bu ofiste hem dövmelerimi yapmaya başladım hem de emlakçı bir arkadaşımla beraber ortak olarak emlak işlerine de başladık. Şehir hayatına dönmemizle beraber Karen ve Elif saçlarını ördürdüler. Saç örgüsünde neler yaşadıklarını size anlatacaklar. Tak tak tak. Kadına mı geliyor bunlar bana? Tak tak. Karen'in saçları örülürken eğlenceli saatler geçiyor. Ama Karen pek eğlenmiyor gibi, birazcık gerilmiş. Çünkü kafatası gerilmiş saçlardan kaynaklı. O yüzden ama şu üçgenimsi yapılar yok mu? Evet, acayip doğru. Güzeller. Evet. Kesinlikle. Onlar çok hoşuma gidiyor. Acayip güzel duruyor ya. Kareden daha iyi bu. Evet kesinlikle. Üçgen. Sana kıyak geçiyorlar Karen. İşçilikte 10 numara. Kafana torpil geçiyorum. Evet harika. Çok güzel oluyor. Biraz kafanı acıtacak. Anne anlattı değil mi bunlara? Yo, uzun olsun. Çok uzun olsun. Gerçekten. Tak tak tak.
Merhaba Karen'cim. Merhaba. Saçlarını öldürmüşsün. Evet. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Peki işlemi başından anlatır mısın? Nasıl yapıldı bu saç örgüsü? Valla çok güzeldi. Ama ilk başta çok böyle heyecanlanmıştım. Ne olacak acaba? Acıyacak mı? Annem hep böyle çok zor falan demişti. Anneme sordum. Annem dedi ki randevu alalım, yapalım dedi. Ben de anneme çok teşekkür ettim tabii ki de bunun için. Ne kadar sürdü işlemi yapımız? 4 saat sürdü. Peki sıkıldın mı? Ben sıkıldım, bayağı bir sıkıldım. Ama yine de bu saçları yapmak için bence değer yani. Harika, çok güzel. Çok güzel olmuş. Teşekkür. Peki acı veriyor mu yaparken? Yaparken biraz böyle saç dipleriniz böyle acıyor çünkü çekiyorlar böyle. Yani çekmiyorlar da böyle hissediyorsunuz. Dibinden çekilmiş gibi, evet. Böyle buraları dibinden ama sonra buralara yapılırken hiçbir şey olmuyor. Buralar da çok acıyor. Genelde benim gördüğüm kare şeklinde bölüyorlar. Seninkini nasıl yaptılar? Benimkine üçgen. Bakın. Üçgen şekilde. Evet. Çok güzel. Ben bir de kalpli istemiştim ama kalpli yokmuş. O yüzden kalpli yapmadılar. Ama kalpli de yuvarlak olduğu için yapamadılar. Yoksa yuvarlak. Böyle bence güzel oldu ayrı kalpli. Evet, çok güzel olmuş. Bir de ben neon saç yaptım. Peki ne kadar süre kullanabileceğini biliyor musun? Evet. Anne benim böyle 3 hafta 3 haftada neden hemen çıkarmam gerekiyor? 3 hafta sonra. 3 hafta değil, 3 ay. 3 ay. Evet. Neden? Peki 3 ay sonra ne oluyor Eliş? 3 ay sonra saçların dipleri uzadığı için artık bu örgüler saçında duramıyor. Sonra da dağılmaya başlıyor saç uçlarında. Onu yani saçların çok kabarıyor normal saç gibi. O yüzden onu engellemek için 3 ay sonra tekrar yenilemek lazım. Ya da benim gibi tak çıkarlardan yaptıracaksın. Arada çıkarıp tekrar takacaksın. Sen öyle yapıyor musun gerçekten? Benimkiler öyle bak. Burada lastikleri gördün mü? Bunları çıkardığımda saçım normal saçım. Ama benimki? Benimki saçımın içinde. Mesela şu anda acı var mı? Yok ama çok kaşınıyor. Kaşınmaması için böyle bir şey kullanıyorum. Tamam. Kaşınırken böyle bir yumuşatıcı bir sprey kullanıyorsun. Yumuşatıcı yok asla. Ne peki? Yumuşatıcı yok. Ne? Yani onu da kullanmıyoruz aslında da bugün okulda unuttuğu için. Defne yaprağı demleyip İçine hemen böyle yarım çay kaşığı, yani birkaç damla limon ekleyip suyla onu fısfıslıyoruz. Kaşınmasını engellemek için ve saçlarımızı beslemeye devam etmek için antiseptik özelliğe sahip defne yaprağı suyu. Tamam. O yüzden. Tamam. Peki bu kaşıntılar geçecek mi yoksa devamlı mı? Yani bu bir hafta 10 gün devam ediyor. Uzayana kadar. Evet, o dipler biraz uzuyor. Rahatlıyor o şey sıkı örgü. Kopanlar oluyor tabii ki. Çok sıkmadan dolayı. O kopanların zaten olduğu yerler daha çok kaşınıyor. Oradan birden saç çıt diye böyle ucundan yani tam kökten koptuğu için. Oralar daha çok acıyor ve kaşınıyor. Ki ben bunların hepsini Karen'e yaptırmadan önce neler yaşayacağı konusunda söyledim. Ama ben yine de çok istiyordum. O yüzden yaptırdım. Ama iyi ki de yaptırdık çünkü çok yakıştı. Zaten biliyordum çok yakışacağını da ama üçgen olması beni ayrı etti. Denemiş oldun. Aynı zamanda yani görmüş de oldun. Bak bu kadar küçük yaşta çok az insan ördürmüştür herhalde bu şekilde saçını. Evet. O anlamda şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir de neon yani. Evet. Bir de neon. Neon, evet. Karanlıkta bayağı güzel parlıyor. Umarım bunu ama da gösterebiliriz. Ama güneş yerse. Güneş yemiyor. Ay güneş yiyor. Yani böyle emiyor. Işığı alıyor, ışığı yemiyor. Sonra böyle karanlığa bir geçiyorsun. Pas parlak oluyor. Çok güzel. Işıl ışıl. Evet. Çok güzel. Güle güle kullan aşkım. Tamam, bunu anlattığınız için, tecrübelerinizi anlattığınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Soruları alabiliriz ya. Evet, bunu izleyen arkadaşlar da bunu gördükleri zaman en azından deneyim olarak sizin deneyimlerinizden bu işi yaptırıp yaptırmamayı ya da yaptıracaklarsa nelerle karşılaşacaklarını öğrenmiş olurlar. Bence ama çok yakışıyor. Ortalama bir de bununla ilgili bir maliyet söyleyebilir misiniz? Yani ne kadar paraya? Maliyet söyleyemem çünkü herkesin saçına göre değişiyor bunun da maliyeti.
saç sıklığına göre. Mesela benim daha öncesinde yanlarım ve arkalarım kazılıydı, ona göre bir maliyet çıktı. Şimdi tam kafa yaptırdım, ona göre bir maliyet çıktı gibi. Yani herkes aslında yaptıracağı örükçüye, örükçü kızlara sorularını sorabilirler. Tamam. Örükçü tavsiyesi verebilirim bu arada. İstanbul için ayrı verebilirim, Denizli için ayrı, İzmir için ayrı, Ada için ayrı. Elimde bir sürü örükçü kızlarım var. Ne, neresi mesela, neler? Yani hepsi var. İşte soran olursa cevaplarım ya. Ha tamam. O zaman... İhtiyacı olan sorar zaten. Bu videoyu izleyenler buraya ne yapıyorlar? Yorumlarınızı, evet yorum olarak sorularınızı alabiliriz. Biz de oradan cevaplarını vereceğiz. Çok güzel. Ve like atıyoruz. Evet. Sonra da abone oluyoruz. Ve tabii ki de 100 tane like gelsin. 100 az oldu ama neyse 100 olsun. 100'de başlayalım biz. Evet 100'de başlayalım.